bu kaçınılmaz bir gerçek. Teknolojiye yatırım yapmadığınız zaman ticari başarıyı da yakalayamıyorsunuz maalesef. Eskiden hiç unutmuyorum, şöyle bir hikayeyle başlayacağım. Bir arkadaşımın ablası iş hayatına girdiği zaman faks makinesi için eğitime geliyorlar. Faks makinesinin nasıl kullanılacağını anlatıyorlar ofiste. Ve eğitim bittikten sonra herkes işte kendi ofis yaşamına dönüp ilk fakslarını göndermeye başlayacak. Ve ilk faksı gönderdiği anda aynen şu tepkiyi veriyor. Faks makinesine kağıdı koyuyor, gönder tuşuna basıyor. Makine kağıdı sarmaya başladığı anda eyvah ben bunun kopyasını almadım diye kağıdı tekrar geriye çekiyor. Öyle bir noktaya geldik ki artık bu hikayeden yola çıkarak o teknolojiye o gün yatırım yapıyorduk ve faksla hayatımızı çeviriyorduk, ticari hayatı. Ama şimdi baktığınız zaman bilgisayarlar, cep telefonu, e-mail, işte televizyon organları, yayınlar, bütün bunların her birini dahil ettiğinizde artık ticareti bunlar olmadan yapmanız, yapabilmeniz mümkün değil. Dolayısıyla teknolojiye en iyi oranda ama en doğru kaynaklarla, en doğru noktaya odaklanarak yatırım yapan şirketler mutlaka bu yarışı bir adım önde tamamlayacaktır. Ama buraya yatırım yapmayan şirketler, bunu uzaktan izleyen şirketler pek tabii ki burada büyük başarıyı elde edemeyecektir. Ve globalleşen dünyada hepimiz bir araya artık teknolojiyle gelebiliyoruz. Vücutlarımız fiziksel olarak çok yan yana toplantılarda gelmek zorunda değil. Artık teknolojiyle çok yakın bir şekilde internetle veya görüntülü iletişimle veya sesli iletişimle her şekilde ticaretimizi yapabilir haldeyiz. Buraya yoğun yatırımlarımızı yapmaya devam etmemiz gerekiyor.